Gelelim şimdi oraya. Çocukla e, dede çok iyi bir taktik uyguluyor size. Evet. Kitap okumanız için. E, baban rolü var mı? Babanın bir etkisi Babamın, rolü var mı? Babamdan korkmak fazla yüksekte olduğu için her fırsat buldukça dedemin evine kaçmak. <laughs> Efendim. Bir Şefkat yuvasına. Bir de evet. <laughs> Anneannemin babası. O da Bursa'da oturdu. Ben 11-12 yaşındaydım. Hı 13 yaşındaydım göçtüğü zaman. Orada müstakil kütüphane, evde kütüphane vardı. Çoğu eski Türkçe. Çünkü Servet-i Fünun Osmanlı dergisinin basıldığı matbaa i Hayriye'nin sahibi. Oo. Yani Tevfik Fikret Bey, Abdülhak Hamit Bey gibi arkadaşları olan bize. Ahmet İhsan Toköz vardır. Meşhur Matbaacı İhsan Bey diye geçer. Hı, hı. O çok girişimci, siyasilerle yakın, para hesabını iyi bilen bir zat olduğu için o tanınır. Ama matbaanın adı bile matbaayı i Hayriye. Çünkü büyük pederin adı Hayrettin. Aa çok güzel. Evet. Dolayısıyla öyle bir entelektüel. Anneannem e, ee, Damdosyon da okumuş. Yani? Fransız Lisesi. Ha, Fransız Fr Lisesi. Radyo evinin karşısındaki Damdosyon. Evet. Herkes hocam ya. Ama yani damdasyon önemli bir mekteptir. Hala çalışıyor. <laughs> tamam, hocam. Yani, Efendim. Anadolu'da başka bir yer için biz izleyenler. herkes doğru, doğru. bizi bilmez. Doğru. Yani, yani. İstanbul'daki bir Fransız mektebi. Evet. Birinci sınıfta sınıf birincisi olmuş ve bir madalya vermişler. Ama madalyada haç var. Hı hı. İşte Fatih'teki çarşambadaki konağa gitmiş. İşte amca var evde. Büyükpeder'in abisi ama araları bayağı fazla. 16-17 yaş. Yani evde aslında o o be, o bekar. Evin bir kısmı da müstakil gibi oturuyor. Hizmet ediliyor. Yani bey babam, anneannemin babası ona, onu baba gibi biliyor. Öyle bir şey. Otorite. Ee, otorite. Ve şeyli biraz. Gelenekçi bir otoriteye sahip. Evladım ne o oyunundaki diyor. İşte, efendi amca. Öyle amca yok. Terbiye. Ya efendi amca diyecek ya bey amca diyecek. Baba Hı. yok. Ya bey baba diyecek ya efendi baba diyecek. Aa, bey güzel. babanın kısaltılmışı beyba. Efendi babanın kısaltılmışı efamba. <laughs> çok güzel. Tabii. Hele hele hanıma ismiyle, beye ismiyle hitap etmek. Öyle bir şey yok. Böyle avvaylık yok. Annemin dadısına ismiyle hitap edilmiyor. Dadı kalfa. Öyle, ben, o, ben, ben o terbiyeyle büyüdüm. Maşallah. Ben dedemin bir kere babaanneme ismiyle, babaannemin bir kere dedeme ismiyle hitap ettiğini duymadım. 16 yaşındaydım dedem öldüğü zaman. Ee, hasılı, bu ne işte efendi amca şey oldum, sınıf birincisi oldum. Bunu verdiler. hasabi aldığı gibi alıyor, yanan sobaya atıyor. Futbol olacakmış bizim evimizde diye. Tabii o tatil bitiyor. Bu sömestr tatilinde oluyor. Tatil bitiyor. Annenem okula gidiyor. Nerede madalen? Amcam sobaya attı. Tabii hıkmıktan sonra Aha. atıyorlar okulda. Oh. Evet. Sonra Çamlıca Kız Lisesi'ne gidiyor. Ve 1900 doğumlu bir hanım Çamlıca Kız Lisesi mezunu. Maşallah. Yani bugünün yüksek lisanslarını ve doktoralarını okudur. Yani ben böyle entelektüel bir maaş yapıyordum. Babaannem, İsmail Hakkı Tekkesi dergahı şeyhinin torunu. Onda da öyle bir birikim vardı. Annem erken evlendiği için tahsiline devam edememiş. Ama e, çok ciddi bilgi birikimine sahipti. Musiki'den e, sanat tarihine, genel tarihe, coğrafyaya kapanıncaya kadar. Hocam harika bir evde büyümüşsünüz. Yani ortamda öyle, öyle de ama haşar. biraz e, bir de bak. Çünkü benim meşrebim biraz değişti. Gençliğimde fazla haşarıydım. Öyle Tabii. mi? Tabii. Çünkü babam çok disiplinli. Atlayım. E, kurbanımı ben kendim keserim. Dedem öğretmişti. Dedem dedemle. Sonra Hı -hı. işte en son kurbanında bu sefer de bakalım ben başında duracağım. Kendim becer dedi. Yaş kaç? 16. 16. Ee, ondan evvel işte bacağını tut, orasını tut falan böyle alıştırıldım. Hı -hı. Mesela şimdi hayvan pek hoşlarına gitmeyebilirler ama dinlemedikleri için Ay hey! deyip bırakmasınlar Hı -hı. ekranı lütfen. Hayvan debelenir ya Hı -hı. can çekişiyor. Hayır can çekişmiyor. Bilmiyorlar. Çok basit bir esnaf adam vaktiyle okumuş olsa da. Dış görünüşü dokumacı esnaf. Oğlum. ilk tepin şey Hı yaptığında. Işte, oğlum bir balon getir bakayım. Almış balonu evde duruyor. Babaannene söyle balonu getir. Şişir bakayım. Pum, pum, pum. Sıkı tut ağzını sıkı tut. Koy ver şimdi. Ne oluyor balon? Böyle sönmüyor evet. değil mi? Böyle oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak oğlum. Şimdi bunun kanı ve nefesi boşaldı. Aynen balon gibi tepiniyor. Canı acıdığından değil. Yani vücut normal bir tepkime veriyor. O, bo sadece. o boşalma sırasında işte kan boşalıyor. Nefes de boşalıyor. Yenisi girmiyor içeriye. Aynen balonun havasını boşaldığı zaman titremesi gibi hayvan titriyor. Öyle bir örnek mi verdi size evet. yani? O, o zamanlar. Evet, evet. Çok iyi. İşte kültür ve eğitim budur. Çok iyi hocam. Eğitim budur.